polisler sizinle görüşmek istiyor. Gelsinler. Buyurun. Kolay gelsin Hilal Hanım. Battal Bey'e gelmiştik. Teras'ta. Aklımda size soracağım bir şey var da acaba mümkün mü? Dinliyorum. Pamuk'la ilgili. Zavallı kız. Sizce kim yapmış olabilir? Yani şunun için soruyorum. Sizi ayırıp kocanızla evlenmiş biri. Haliyle çok kızmış olmalısınız. Bu kızgınlığınızla... Neyi ima ettiğinizi anlıyorum. Ama o bu eve gidip gelen bir çocuktu. Bizim bir parçamız gibiydi. Kocanızın da yeni eşi. Evet. Ama ben bu evliliği hiçbir zaman anlam veremedim. Şaka gibiydi her şey. Battal asla yapmayacağı bir şey yaptı. Bırakın beni. Bütün çocuklara karşı çıktı ama yine de yaptı. Hatta Ceylan'a rağmen. Onun hayatında Ceylan'ın yeri başkadır. Kızım bu evliliğe hiçbir zaman razı gelmedi. Hatta evi terk etmek istedi. Ama sağlık sorunları ikimizin de elini kolunu bağladı. Gidemedik bir yere. Battal Bey bizim acizliğimizden yararlandı. Akkasımın da aklına giren bence o. Kışkırttı oğlum. Ya senin kölen mi bu çocuk? Bak sana yemin. Ne babası ne kardeşi gidip vursun diye bir şey söylediler Vakkas'ıma. Pamuk gitti. Vakkas bitti. Şimdi söyle bana. Biz kurban değiliz de neyiz? Şimdi sen bana diyorsun ki asit midir nedir bir oğlan çocuğu öldürülmüştür niye? Diyorsun ki öldürülen bu oğlanın bildikleri varmış ama benden korktuğu için konuşamamış. Söyle bakalım Battal Efendi. Bu çocuğun bildiği ama söyleyemediği şey ne? Bunu soruyorsun. Doğru mu anlamışım? Doğrudur. Ey Avcı Bey, babamın deyişiyle. Ben ne bileyim? Bu soruları bana niye sorarsın? Herif karımı kaçırmış, karımın kardeşi gitmiş vurmuş, iş bitmiş. Benden ne istersin? Ölünün arkasından hayır duası mıydı? Peki hadi onu da yapayım. Mekanı cennet olsun. Ha ya Pamuk? Senin yerinde olsam kör eden her şeyi kurcalardım. Kimi aileler için mukaddestir namus meselesi. Kimi babalar, kardeşler bazı şeyleri kaldıramaz. Başka soru? Benim işim soru sormaktır Battal Bey. Benim işim katilleri yakalamaktır. Ortada iki cinayet var. Biliyorum bu durum canınızı sıkıyor ama sormak zorundayım. Beni bu işin içine çekmek için tuzak sorular soruyorsun. Benimle akıl oyunları oynuyorsun. Bak, sen de avcısın ben de. Bazı avlarda nişan alırsın, tetiği çekersin. Ya vurursun ya da ıska geçersin. Bazı avlarda tuzak kurarsın. Tuzak avcılık ahlakına uymaz ama vardır. Ustalık ister. Kuralı da şudur. Tuzağı avına hissettirmeyeceksin. Bana bunu yapma. Ben öyle kolay kopana yakalanacak bir geyik miyim sence? Senin aklın bana yeter mi? Bir daha bu eve söyleyecek bir lafın olunca gel. Zırt pırt kapımı çalma. Şimdiye kadar avcılığından bir şeyler öğrenirim sanmıştım ama sen benim dengim değilsin. Bundan sonra başına gelebilecekleri öğrenmek istiyorsan... ...kapımı bir kez daha çalmayı dene.